Evet. Hayırlı günler arkadaşlar. Bu da erken kapattığımız yavrulardan bir tanesi. Bu içeride daha önce de burada gösteriyordum size odanın içindeki yavru bu. Boyu fiziği güzel olacak. Şu an 2 kilo 50 gram falan geliyor. Ama tabii Aralık sonuna kadar büyüyecek arkadaşlar. Bu Ocak 2 yavrusu. Yani Ağustos'tayız. Ağustos bitiyor. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 4 ay daha büyüme süresi var bunun. Artık ne kadar boylanır, ne kadar fiziklenir. Büyük bir ihtimal 2-400 olur. Ama kilosunun devi olur gibi geliyor bana. Burada kapalı, buradaki odadaki kapalı yavrumuz bu arkadaşlar. Onu kapattık. Arada böyle koy veriyorum buraya. Tavukla beraber burada kumunu yesin diye arkadaşlar. Kumunu yemezse hayvan. Şimdi eğer hayvanlarınız devamlı kapalıysa bir tasla beraber şu şekilde kum atın arkadaşlar yanına. Kum. Kum ocağından bir yerden kum alın. Hayvanlarınıza kum atın ki kum atmazsanız o hayvanlarınız taşlıkları da yemi eritemez. Ondan dolayı taşlıkta yemini eritmesi için hayvanlarınızın yanında devamlı kum bulunması lazım diyelim. Devamlı olmasa da ayda bir sefer mesela koyun 3-4 gün dursun yesinler ki bu şeyi mesela mısır yiyor, buğday yiyor. Bu hayvanımız dişi yok, şeyi yok, yutarak yediği için onları kursağında taşlık dediğimiz taşlıkta onları eritiyor. O şekilde yemlerini eritiyor, dışkı haline getiriyor arkadaşlar. Ondan dolayı hayvanlarınıza unutmayın, şeyi verin yani, taş verin. Daha önceki videolarda belki anlatmışımdır. Belki unuttuğum, anlatmadıysam diye bu şeyi söylüyorum size. Ondan dolayı hem dedim onu söyleyeyim, hem de yavrumuzu gezdirelim dedim. Yavrumuz bayağı bir şekillendi bu. Bayağı da bir şekillendi. O yerine girsin. Evet. Evet, bu yerine girdi. Bu buradaki yavrumuz arkadaşlar. İşte hayvanlarımızı böyle tek tek olgunlaştıkça bu artık horozlaştı. Artık bunu buradan ayırabilirim. Buraya başka bir yavru koy verebilirim. Burada başka yavru koy verdiğim zaman ne yapacak? Oradaki yavrumuz o da daha güzel erkekleşecek burada geniş yerde. Evet arkadaşlar, burayı kapattık. Hiç üşenmedim, gittim. Şimdi yukarıda kapadığımız yavrulardan bir tanesini daha getirdim. Burada horozlanmış şeklini görelim diye. İçeride tam iyi gözükmemişlerdi. Evet arkadaşlar, şu hayvanı kapayalı 3 gün oldu. Bundan önceki videoda kapatmıştım. Orada görmüştünüz bunu siz. Ama bu çabuk horozlandı, çabuk erkekleşti. Şubat yavrusu dediğimiz arkadaşlar bu. Şeklini şemalini görün diye mahsus dışarıya çıkarttım. Horoz tüyünü geğiniyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Kafasındaki tüyler daha horoz tüyleri anca horozlanıyor, kendine geliyor. Maşallah oğlum, o şekil şemal 10 numara. Bakalım. Atlattığımız zaman, uçurduğumuz zaman iyi mi kötü mü, iyilikleri o zaman görünecek. Lan ne yapıyorsun dede sen orada? Ya sen ne işin var orada ya? Tüyleri kurumasını bekledin. Ya bu benim torun güvercinci olacağım diyor, beni kandırıyor. Horozcu olacağım diyor. Boyuna kanatlarını alıyor hayvanların. Uçacağım diyor ben de onlar gibi. Herhalde bu büyüyünce pilot olacak. Uçak mı süreceksin, pilot mu olacaksın sen dede, ne yapacaksın? Pilot olacaksın. İyi hadi bakalım. Uçacaksın yani havalarda. Yani düşmezsin. Tamam hadi bakalım. Evet arkadaşlar, biraz şöyle göstereyim yavrumuzu. Artık baya baya bir erkekleştiler. Hayvanlarımız gün geçtikçe şekilleniyorlar.
Bir de şu kurkuk tavuğu yanına koy verelim bakalım ne kadar daha şekil alacak mı, ne yapacak bir görelim. Şurada kuluçk olmuş yatıyor hayvanımız ama yatırmadık tabii. Havalar sıcak diye her hayvandan yani yavru almanın bir anlamı yok. Şöyle bakalım. Evet. Bayağı bir erkekleşmiş horozumuz. Bu tavuklardan bu 3-4 gün önceye kadar korkuyordu arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Kapalı kalınca artık ben horozum dedi. İyi, tavuk da ondan korktu ki daha iyi oldu. Hadi öt bakayım oğlum. Daha yeni yeni zoraki ötüyor. Evet arkadaşlar bak burada dediğim gibi ben salmada bile hayvanlarımıza bu kumu veriyorum. Şimdi tavuklarımız burada yiyor. Kapalılara da tasların içinde koyuyorum. 3 gün yiyorlar. 3 gün sonra alıyorum. 1 ay sonra 15 günde 20 günde 1,5 ayda bir devamlı veriyorum arkadaşlar. Yani bu uzun bir video yapmayacağım bunu. Olmazsa bir yavru daha getirelim mi, görelim mi? Tamam, bunu götüreyim, bir yavru daha getireyim, görelim bakalım. Nasıl olacak? Onu da şekil şemal, hadi onu bir tane daha getirelim o insandan korkan yavruyu. Ya da kuyruksuz yavruyu bir getirelim bakalım. Onun şeklini burada görelim nasıl olacak. Evet arkadaşlar, öbür yavrumuzu götürdük. Şimdi kanatsızı, kuyruksuzu değil de bu biraz daha horozlanmış gibi. Dedim bunu alayım geleyim. Oo, hemen bu erken horoz da geldi, onu korkutuyor. Tabii bu o sürüde geziyordu. Onu hemen tanıdı, pustu. Sen benim abimsin diyor, sana karşı gelmem diyor. Haliyle tabi zamanla onu da unutacak tabi. Evet, bayağı bir erkekleşmiş ama onu görünce, görüyor musunuz arkadaşlar, hemen ondan çekiniyor. Evet arkadaşlar, o da yukarıdaki silme horozumuzun kardeşi o da. Gel içeriye, kapıyı kapa dedi o zaman. Ha, tamam, kapandı. Beriye gel bakalım. Yine şu tavuğumuzu da bu da korkutabilecek mi bakalım. Eymen Efe. Efendim. Oh, yoruldum dedi ya. Bugün hava çok sıcak. Aha bak. Aha, tavuk bunu korkuttu. Daha bu tamamen horozlanmamış. Gördünüz mü arkadaşlar? Ötekinden korktu ama bunu korkuttu tavuk. Daha horozlanmamış yavrumuz. Olsun, sıkıntı yok. Evet, o zaman şimdi bu yavrumuzu da alacağız, götüreceğiz. Bunu da kapatalım. Evet, madem öyle dedik, gittik onu bıraktık. Alaaddin'in cinini getirdik. Alaaddin'in cinini getirdik. Biraz hareket görelim burada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu horozlanmış, tamamen horoz olmuş. Yerinde duramıyor. Yerinde duramıyor. Ötekiler de horozlandığı zaman hayır, 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 bu yana, bu yana, bu yana, bu yana, bu yana. Hayır, hayır. Bu 2 kilo 2-200 de güzellik yarışlarına girer tamamen yaşını aldıktan sonra. Gel bakalım. Çok hızlı, çok hareketli bu. Yerinde durmuyor. Hadi kum ye oğlum, kum. Sana bir aydır yerine kum koymadık. Ye bakayım oralarda. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen kumu yemeye başladı. Çünkü hayvanların ihtiyacı var.
Hayvanların ihtiyacı var. Kesinlikle hayvanlarınıza kum verin. Şimdi yeni koy verdiğimiz için biraz hareketli şey yapıyor. Oralarda da şey yapıyor. Yiyecek yani illaki yer. Yememe gibi bir lüksü yok. Şimdi oradaki tavuklara hareketleniyor, şey yapıyor. Maşallah oğluma bu da. Hayır, hayır bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu da burada bitirelim. Kısa video yapalım. Bu videoyu da kum, hayvanlarınızı kumunu noksan etmeyin diye yapıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.